Bugün 8 Temmuz 2015 Köyceğiz Gölü'ndeki avlak yerine sabah 05 sıralarında geldim. Hafiften bir yemledim. Zaten burayı bir aydan beri 3-4 gün arayla yemliyordum. Bugün avlanmak için geldim. 4 tane olta attım. Biraz önce bir sazan takıldı. Şimdi onu almaya çalışıyorum. İnşallah diğer oltalara karışmadan alırım. İri bir sazana benziyor. Evet. Evet. Tekne 10 metre kadar kaldı. Evet. Evet. Dipten geliyor. Diğer oltalara inşallah karışmaz. Çok iri. Evet, çok iri bir sazan bu. Evet. Evet. Koparmaması için misneyi koparmaması için uğraşıyorum. Evet. Evet. Evet, kamışı peşinden suya sokmak zorunda kaldım. Çok iri bir sazan bu. Teknenin altına doğru gidiyor. Mecbur bırakacağım. Evet. Oh. Evet. Yani yaklaşık 150 metreden getirdim. Ama hala yorulmadı. Teknenin altına giriyor. Evet. Kalamayı biraz gevşetip tekneden açılmasını sağlamaya çalışıyorum. Evet. Teknenin altına girerse misine de kopar. Kamış da kırılabilir. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Hayır, yorulmuyor. Ta karşıdan kamışların önünden getirdim. Yaklaşık 150 metre. Ama evet. Şimdi üste doğru, suyun üstüne doğru çıkartayım. Evet. Evet. Evet, pek fazla büyük değilmiş bu. Yaklaşık 10. Evet. Yalnız başına olunca da tek elden hem kepçeyi diğer elinden de balığı idare etmek zor. Ama herhalde yoruldu hayvan. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Oh. Evet. Yaklaşık burada derinlik 8 metre. Tabi sazan o derinlikte inip çıkıyor. Ben çıkarıyorum. O ürküyor. Evet, 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 evet. Evet. Bu tarafa dolandı. Tekrar bu tarafa getirdim. Evet. 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 Artık alacağım. Evet, kepçeye. Kepçeye aldım. Fazla iri değilmiş. Yani beni çok yordu ama ben hani misine kopmasın, kamış kırılmasın diye o nedenle fazla uğraştım. Ama artık iyice yoruldu hayvan. Yaklaşık
Yani 12-13 kilo civarında. Evet, şimdi yalnız başıma olduğum için tekneye alacağım. Evet. Yalnız başıma olunca daha fazla bir fotoğraf falan çekemeyeceğim. Şimdilik bu kadar. Herkese rast gelsin.